Merhaba arkadaşlar. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili soru çözümü yapacağız. 10 sorumuz var. Birinci sorumuz, müttefik, şahin gibi dolaşan, akraba gibi anlamlara gelen, kurucusu Kutlug Bilge Kağan olan, Manihizm dinini benimseyen ve yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir diyor. Müttefik, şahin gibi dolaşan, akraba gibi anlamlara gelen devlet Uygurlardır. Uygurlar arkadaşlar Manihizm dinini benimsemişlerdir ve Manihizm dinini benimsemeleri yerleşik hayata geçişlerine sebep olmuştur. Peki neden? Çünkü arkadaşlar Manihizm dini et yemeyi yasaklıyor ve büyük tapınakların olmasını, savaşmanın yasak olmasını emreden bir din. O yüzden Manihizm dini Türkleri yerleşik hayata aynı zamanda savaşçılık özelliklerinde yitirmesine sebep olmuştur. Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanmıştır. Kullandığı alfabelerden biri değildir. Türklerin kullandığı alfabelere baktığımızda Kiril alfabesi bugün hala kullanılan bir alfabe zaten Türkler tarafından. Özellikle Orta Asya medeniyetleri tarafından kullanılıyor. Arap alfabesi Türkler Latin alfabesini kullanana kadar yine kullanılmış bir alfabe. Suud alfabesi yine kullandıkları alfabe. Uygur alfabesini yine Türkler kullanmıştır. Fakat Çin alfabesine baktığımızda Çin alfabesini kullanmamışlardır. Evet, ilk yazılı belgelere Çin kaynaklarında rastlasak da Türklerin Çin alfabesini kullandığını görmüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanları arasında gösterilemez? Türklere ait birçok destan var İslamiyet öncesi. Bunlara baktığımızda Manas destanı önemli bir destan. Neden önemliydi arkadaşlar? Çünkü dünyanın en uzun destanıydı. Yaklaşık 600 bin beyitten oluşan Kırgızlara ait bir destandı. Şan Kızı destanı yine önemli bir destan. Türklere ait. Yaratılış destanı yine Türklere ait bir destan. Bozkurt destanı yine Türklere ait bir destan olsa da Nibelungen destanı Almanlara ait bir destandır. Ama şunu bilin, Nibelungen destanında ilk defa Atilla'dan bahseder. Ve Atilla'dan Etzel diye bahseder arkadaşlar. O yüzden Nibelungen destanı önemli. Eski Türklerde varılacak hedefi belirleme ve hedefe ulaştığında yeni bir hedef belirleme anlayışı aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Eski Türklerde varılacak hedefi anlama gelen şey kızıl elmadır arkadaşlar. Peki kut anlayışı neydi? Kut anlayışı devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesiydi. Devlet kutu bir aileye verir ve o aile üyeleri tahta geçme hakkına sahiptir. Cihan hakimiyeti Türklerin gidebileceği yani tüm Türkleri bir bayrak altında toplayarak Türklerin gidebileceği sonsuz hedefi ifade eder. Bu İslamiyet'te cihat anlamına da gelecek. İkili yönetim devletin batı ve doğu olarak kardeşlerin doğu ve batı şeklinde devleti yönetmesi törede yazısız kurallar anlamına geliyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 5. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde ilk defa yerleşik hayatı benimseyen Uygurlarla ilgili değildir? Uygurlar arkadaşlar bir toplumda yerleşik hayata geçmenin bazı şeyleri vardır. Mesela yerleşik hayata geçen bir toplum tarımla uğraşır. Tarımla uğraşan bir toplum aynı zamanda sulama kanalları yapar. Sulama kanalları varsa aynı zamanda hayvanları evcilleştirmişlerdir. Aynı zamanda yerleşik hayata geçen bir toplum yazılı eserler bırakmaya başlar. O yüzden arkadaşlar soruya bu dikkatle baktığımızda ilk defa kağıt parayı kullanmışlar mıdır? Evet kullanmışlardır. Çav adı verilen kağıt parayı kullanmışlardır. Minyatür sanatını başlatmışlardır. Doğru. İlk defa küçük resimler yapmaya başladılar. Çünkü bunlar bir bina, bir ev yaptıklarında üzerlerine resimler de çizmişlerdir. Resim sanatı yaygınlık göstermiştir. Doğru. Matbaayı kullanmıştır. Kalıcı eserler bırakmışlardır. Doğru. Fakat Musevilik benimsenmemiştir. Museviliği benimseyen ilk Türk devleti Hazarlardır arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihinde görülen toplumsal hiyerarşide kelime anlamı yanlış verilen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımızda oguş evlat demiş. Budun millet demiş. İl devlet demiş. Uruk sülale demiş. Boy da boy anlamlarına gelir demiş. Şimdi bunlara baktığımızda hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bunların hepsi bir aile örgütlenmesi. Baktığımızda il devlet anlamına gelir.
Budun millet anlamına gelir. Uruk sülale anlamına gelir. Boy da boy anlamına gelir. Fakat oguş evlat anlamına gelmez. Oguş nedir arkadaşlar? Oguş aileyi simgeler. Yani oguş aile demektir. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Özellikle bunların sıralamaları da önemlidir. ÖSYM bunları çok soruyor. Oguşun aile olduğunu bilelim ve bunların kelime anlamlarını özellikle bir yere yazmanızı tavsiye ederim. Türk töresine göre devlet hanedanın erkek üyelerinin ortak yönetimindeydi. Şimdi arkadaşlar devlet hanedanın malı olduğu için neler görülür? Tat kavgaları görülebilir. Devlet kısa sürede yayılabilir. Eğer kardeşler anlaştıysa devleti doğu batı şeklinde yönetebilir. Ama devletin özellikle kısa süre, kısa ömürlü olmasında etkilidir. Baktığımızda hangisi sebep olduğu sanılamaz. Üst düzey yöneticilerin yönetime müdahale etmesine sebep olur mu? Evet olur. Tat kavgalarına yol açar mı? Yol açar. Ülkenin bölünmesine yol açar mı? Yol açar. Hatunların iddiaya karışmasına yol açar mı? Bir düşünelim. Ayaklanmaların çıkmasına yol açar. Arkadaşlar hatunların idareye karışması devlet hanedanın ortak malıdır düşüncesiyle bağdaşmaz. Hatunlar arkadaşlar devletin başına geçme hakkına sahip değildir. Hatun ne yapar? Hatun arkadaşlar evet idareye karışabilir fakat başa geçemez. Çünkü hanedanda başa geçme hakkına sahip olan erkek üyelerindir. Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi Türk devlet yönetim anlayışıyla ilgili değildir? Kut inancına sahip olma, evet var. İkili teşkilatla yönetilme, evet var. Hükümdarın erkek hanedan üyelerinden seçilmesi, evet. Hükümdar deminden de bahsettiğim gibi erkek üyelerinden seçilir. Hükümdar olacak kişinin önceden belirlenmesi, bir bekleyelim bunda. Kurultayda önemli kararlar alınır mıydı? Evet, kurultay bir mecliste divanı Hümayun gibi önemli kararlar alınırdı. Fakat hükümdar olacak kişi önceden belirlenemez arkadaşlar. Yani hükümdar ölmeden önce yerine kimseyi tayin edemez. Çünkü tahta geçme hakkına herkes sahiptir. O yüzden cevabımız deniz olacak. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili hangisi doğrudur? Toprak yurt olarak adlandırılmıştı. Evet doğru. Devlet yazısız kuralları olan töreyle yönetilirdi. Evet daha sonra bu töreler yazılı kurallar haline de gelecek. Özellikle Uygurlardan sonra. Açı doyurup çıplak giydirme sosyal devlet anlayışına sahip olduğunu göstermekteydi. Doğru. Özellikle Orhun kitabelerinde sosyal devlet anlayışını görüyoruz. Ne diyordu Orhun kitabelerinde? Halkımı yedirdim, içirdim, giydirdim, onlara yurt buldum, savaştım, onlara bir ülke edindim diyordu. Bu bir sosyal devlet anlayışıdır ki bizim anayasamızda da var şu an. O yüzden cevabımız Edirne olacak. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devleti oluşturan unsurlardan bağımsızlık düşüncesini ifade eden kavram hangisidir? Şimdi ülkede bağımsızlık her birinin bir kelime anlamı var arkadaşlar. Bunlara baktığımızda oksuzluk nedir? Oksuzluk öksüzlükle ilgili bir anlama ifade etmiyor. Öksüzlük, oksuzluk bağımsızlık anlamına gelir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Kün değil, ülke bağımsızlık anlamına gelmez, teşkilat gelmez, şat yine aynı anlama gelmiyor. Buraya baktığımızda oksuzluk arkadaşlar bağımsızlık anlamına gelir. Oksuzluk, bağımsızlık anlamına gelir. Bu yüzden önemlidir. Bunu da bilmemiz lazım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili soru paylaştık. Bir dahaki videomuzda da değişik sorular paylaşacağız. Vaktimiz oldukça bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.